Herkese merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Beni hangi saatte izliyorsanız izleyin. Hepinize şimdiden iyi akşamlar, iyi sabahlar, iyi öğlenler, iyi ve güzel olan her şey sizleri bulması dileğimle. Bugünkü olumlamamızı da yaparak kanalımı açtığıma göre sizlere yeni bir ürün göstermek istiyorum. Göstereceğim ürün ne mi? Hazır mısınız? Are you ready? Tatatatam. Bingo giysi şampuanı. 4x4 bakım. Micellar keratin kompleksi giysilerin ömrünü 2 kata kadar uzatır. Tüm renk ve kumaşlar içindir. Bu sıvı deterjan ile birlikte koyu renkli ve siyahlarımızı hep beraber test ederek yıkayacağız. İncelemeden önce makinemi bir an önce çalıştırmak istiyorum. Şimdi içerisine koyularımızı atalım. Çoraplar, siyahlar, koyu renkli eşofmanlar. Bunu tersine çevirmeyi unutmuşum ama hadi neyse yüzü yıkansın. Şimdi üşendim çevirmeye. Ama genellikle hepsi çamaşırların tersten. Her zaman tersini çevirerek atarım. Evet. Makineyi açtım. Tabii ki sıvı deterjanla bir test yıkaması olduğu için sıvı deterjan toz deterjan kadar etkin bir yıkama yapması için, güzel bir yıkama yapması için en az 2 saatlik bir program. Flageolay 40 grad, Easy Care 40 degrees. Sentetikler 40 derece. Okey. Ve önceden tambura ABC kireç önleyiciden döktüm değerli izleyiciler. Tamburun içerisinde o toz nedir diye soracak olursanız ABC kireç önleyici. Inside ABC Anti-Kalk Powder and Bingo. Bingo likit deterjan. Bu deterjanın kokusuna gelecek olursam, keşke böyle koklayabilseniz ekrandan. O kadar güzel bir kokusu var ki. Oh, Dios mio. Omen diyor. Bayıldım bunun kokusuna. Hafif böyle portakal kokusu var, frenk üzümü kokusu var, mango kokusu var. Sanki böyle kapinin karışık meyve suyuna benzeyen bir kokusu var. Şimdi reklam yapıyor gibi oldum ama kapinin karışık meyve suyuna benzeyen bir kokusu var. Ve ayrıyeten o kokuya artı olarak şampuanımsı bir koku var. O şampuanımsı kokuyu da eminim sandal ağacı kokusu veriyordur. Bildiğiniz gibi bir şampuan kokusu vermişler içerisine. Giysi şampuanı dendiği için üzerine öyle yazmışlar çünkü. Bence satış amacıyla şampuan yazmış olabilirler. Aslında bildiğiniz sıvı deterjan yani. Giysi şampuanı yani bir dikkat çekmek insanlar alması için böyle bir ismini böyle yazmış olabilirler. Canlandırır demiş. Yoğun parlaklık verir. Yıpranmaya karşı korur. Laundry şampu. Hayat kimyadan güzel bir sıvı deterjan. Evet, yerel ürünlerimize işte böyle destek verdiğimiz zaman yerel ürünlerimiz böyle kaliteli, güzel kokan sıvı deterjanlar ne yapıyor? Üretebiliyor ya da toz deterjanlar çıkartabiliyor. Bu yüzden yerel ürünlerimize her zaman desteğimizi sunalım. İthal ürünlere de desteğimizi sunalım ama yerel ürünlerimizi de ne yapalım? Unutmayalım.
Çünkü biz Türk'üz, Türk ürünlerine de destek vermek zorundayız ki ben öyle düşünüyorum. İthal sürekli olarak ithal ürün alanlarda olabilir. Saygı duyarım. Yani kendi fikrimi kısacası burada belirtiyorum. Benimle aynı fikirde olan kardeşlerim mutlaka olacaktır. Ben hepsine destek veriyorum. İtalya'da yerel olsun hepsine desteğimi veriyorum. Evet, makineye biraz su ve deterjan ekleyelim. Çünkü o yetmedi. Makinenin aldığı, çünkü su miktarı da az geldi. Şöyle bir yarım kapak daha ekleyelim bakalım. Köpürdüğünü gördüm bunun. Arkadaşlar kullandılar çünkü. Benden önce alıp deneyenler oldu Instagram'da. Hatta Belgin abla da bunu denedi. Oldukça köpürmesi güzel bir deterjan. Hatta bir arkadaş fon perdelerini sadece bu sıvı deterjanla yıkadı. O fon perdeler o kadar çok köpürmüş ki makinenin içerisinde. Gördükten sonra bu deterjan dedim ki tamam. Bu tam senlik Serkan. Az miktarla bile köpürebiliyorsa. Ben de hemen gittim ve bu sıvı deterjandan aldım. Hatta üniversiteden arkadaşım da benden gördü, aldı. Daha sonra üniversiteden arkadaşımın kız kardeşi de bundan aldı. Benden görerek bir sürü insan almaya başladı. Ben de Belgin abladan ve diğer kardeşlerimden görerek tabii ki aldım. A101'deki indirimden aldım. 10 liralık alışverişte 35 liraya bana denk geldi bu sıvı deterjan. Şimdi arkasını ben sizlere okuyacağım, hiç merak etmeyin. Şöyle biraz su dökeyim makineye. Evet, arkasını artık döndürdüm. Türkiye'de bir ilk. Bingo giysi şampuanı herkes için. Temizlik adımları, deterjan kullanma kılavuzu demiş. Bunları geçiyorum. Aldığınız zaman artık kendiniz okursunuz. Şöyle biraz odaklansa belki videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi odaklandı. Videoyu durdurup okuyun değerli izleyiciler. Kullanma talimatı 60 dereceye kadar kullanabileceğimizi bize söylüyor. 30 dereceden 60 dereceye kadar 4-5 kilogramlık çamaşır makinelerinde demiş. Az kirlilerde 60 mililitre, normal kirlilerde 90 mililitre, çok kirlilerde 120 mililitre. Elde yıkama da yapabileceğimizi bizlere söylüyor. Hayat Kimya'ya ait olduğunu az önce söyledim. 2000 mililitre, 33 yıkamaya tekabül. Türk malı, local product. Ürün bileşimi 5-15 anyonik aktif madde, %5 non-iyonik aktif madde, sabun, ayrıca keratin ve diğerleri varmış. Enzim, parfüm. Evet. Doğada çözünebilir içerik, %100 geri dönüştürülebilir ambalaj. Evet. Bu kadar. Bakın tarihleri de burada yazıyor. Önceki dizaynı çok güzel. Sanki bir portakal gibi, portakal kabuğu gibi bir imajı var. Bu çok güzel. Ben çok beğendim bunun rengini böyle. Canlı bir rengi var. Kokusuna zaten ayrıca bittim.
Böyle kokladıkça koklayasım geliyor. Çok lezzetli bir kokusu var ayrıca bunun. Mutlaka alın deneyin. Bu arada Bingo ile hiçbir reklam anlaşmam falan yok. Olsaydı eğer sizlere ben söylerdim. Saklamazdım. Dediğim gibi hiçbir sponsorum yok. Sadece kendi paramla alıyorum ve burada sizlere test ederken, kullanırken gösteriyorum. Ve Golden Vanilya yumuşatıcısını dolduralım. Makinenin yumuşatıcı haznesine. 1,5 kapak Golden Vanilya. 1,5 kapak Bingo. Gül ve Lisyantus. Tutkuyla gül. Ve YouTube arkadaşlarıma buradan hepsine selam yolluyorum. Vestel9914TT'ye, İlker'e, Talha'ya, Tuna'ya, YouTuber Anne Belgin Seraç'a, Boşir Tester'a, Hüseyin'e ve saymadığım birçok kişilere selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Yasemin ablaya, Ezel ablaya. Onlara da selamlarımı yolluyorum. Ve yıkama parfümü olarak da biraz bu siyah çamaşırlara ferahlık katması için Domol Weichspüle Frühlings Frisch. Okey. Çok az. Bir yudum. Şöyle birazcık daha. Evet. Zaten içerisine bakın az kaldı. Bununla Green Charm'ı hazırlayacağım. Şişenin dibinde kaldı zaten. Ambalajını kesip Green Charm'ı bunda hazırlamak istiyorum. Bekleyin. Yine kamera karşısında hazırlarım. Ya burada hazırlarım ya da Instagram'da hazırlarım. Instagram demişken beni Turkish King of Laundry Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Aynı profil resmiyle varım. Bu deterjana da orada inceleme yazısı tabii ki yazacağım. Hiç merak etmeyin. YouTube'da videom yüklenir yüklenmez yazacağım. Evet, makine artık hırçın tambur hareketlerine geçti. Biraz daha su ve sıvı deterjan takviyesi. Bir yarım kapak daha ekleyelim bakalım ne kadar olacak. Ölçüyle gidelim. Çünkü benim yaşadığım şehirdeki sular o kadar çok kireçli ki şimdi güleceksiniz bana. Öyle lanetli bir sularım var ki. Voştek Türkiye Gökhan kardeşim senin suların kuyu suyu gibi dedi bir keresinde, ona çok gülmüştüm. Kendisine de selam olsun eğer izliyorsa. Evet, gayet güzel. Bakın köpükler çıktı. 5 litre su, 1 Ariel dozajlama ölçeği, Bingo giysi şampuanı ve artı bir kapak daha bu sıvı deterjandan ekledim. Kısaca neler yaptık bir tekrar edelim. Makinenin tamburuna ABC kireç önleyiciden önceden ekledim videomu açmadan önce. Bingo giysi şampuanını bu yıkama videomda test ettim sizlerle. Bingo, Tutkuyla Gül, Gül ve Lisyantus ve Golden Vanilla yumuşatıcı karışımını makinenin yumuşatıcı haznesinde sizlerle karıştırdım. Domol Frühlings Frisch Weichspüle ile yıkama parfümü hazırladım. Ve bu kadar. Kullandığım ürünler bugün bu kadar. Sonuç için çok meraktayım.
Sonuçtan sizleri daha sonraki videolarımda haberdar ederim. İnceleme yazısında da zaten yazacağım. Bakalım nasıl güzel temiz çıkacak mı çamaşırlar. Ama temiz çıkacağından hiç şüphem yok. Bingo'nun sıvı deterjanlarını her zaman seviyorum. Harika çamaşır yıkıyorlar. Bingo renkli beyaz olsun, Bingo'nun diğer sıvıları olsun, hepsi mükemmel. Ve böyle çektiğim test videoları da çok seviliyor. Test videosu böyle çektiğim zaman insanlar izliyor, bilgi sahibi oluyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Şöyle biraz süreye bakalım. Ekranı göstermeyi unuttum sizlere. Süre şu an 1 saat 49 dakika. Ve geçen gün çektiğim ASMR tarzı videoda gömlek bluz programı ile sizlere koyu renkliler kod programının farklı bir alternatif şeklini sizlere gösterdim. ASMR tarzı olarak çektiğim için bunu söylemedim ama şimdi söylüyorum. Bir şey anlamadıysanız eğer tekrardan o videomu açıp bakabilirsiniz. Koyu renkliler kod programının bir benzerini yarattım. Ve buraya neden bastım diye bana soracak olursanız son durulama suyunda bekletmesi için. Son durulama suyunda beklettiği zaman makine sinyal olarak bitirdi sinyalini ötüyor. Yani çamaşırlar suyun içerisinde, yumuşatıcılı suyun içerisinde bekliyorlar. Daha sonradan ben onu durulama sıkma boşaltmaya alıp koyu renkliler kod programında olduğu gibi koyu renkliler kod programında kendiliğinden kola ütü fonksiyonu seçili olduğu için sıkmayı parça parça yapıyor. Ben de sıkmayı parça parça yapması için ve son aşamasında gevşetme işlemi yapması için kola ütülemeye bastım. Aynı o programın benzerini böyle yaparak yakaladım. Eğer siz de Bosch seri 6 çamaşır makinesi kullanıyorsanız koyu renkler kod programı benim makinemde yok diye üzülmeyin. Benim yaptığım şekilde yıkayabilirsiniz. İsterseniz gömlek bluz programında o programı yaratabilirsiniz. İsterseniz sentetikler programında o programı yaratabilirsiniz. Sentetikler programında da o programı nasıl yaratabileceğinizi ben sizlere ne yaptım? Daha önceki videolarımda gösterdim. O videolarıma da göz atabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü test videosunun sonuna geldik. Güzel bir sohbetli video olduğuna inanıyorum. Telefonum da depolama alanından dolayı videoyu kapattı. Değerli izleyiciler, evet artık videomu sonlandırmak zorundayım. Bugünkü sizlere ve bu çamaşırlara ayırdığım zamanım bu kadar. Artık ben de normal hayatıma geri dönmeliyim. Makinenin başına oturup saatler boyunca sohbet edemem, öyle değil mi? Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizlerle buluşmak harika. Sizleri, hepinizi çok seviyorum. Yazdığınız güzel yorumlar için, desteğiniz, sevginiz, ilginiz için bayılıyorum sizlere. Harikasınız. Her zaman ben de destekçinizim. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi Ramazanlar, iyi iftarlar, iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileğimle. Bir sonraki yükleyeceğim videomda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videom perde yıkama videosu olabilir. Mutlaka perde yıkama videolarımı da sabırsızlıkla bekleyiniz. Esenliklerle kalın.